Merhaba arkadaşlar, ben Murat. Bugün karşınızda Marble Age Remastered'la beraberim. Eski bir oyun olduğu beyan edildi sizin tarafınızdan yorumlarda. Remastered'ını çek abi, güzel oyun dediniz. Ben de girdim baktım, yani harbiden güzel gibi duruyor. Bir bölümden fazla çıkar mı onu bilmiyorum ama oyun antik Yunan'da geçiyor. Murat Otales, bak 99 tur oynamışım bir. Şimdi baştan kuralım. Yine Atinalı olacağım ben. Burada 3 tane devlet seçebiliyorsun. Atina, Sparta, Korint diye. Odise'de de vardı zaten bunlar. Atinalılar genelde ezik oluyordu. Spartalılar sıkıntılı oluyordu. Korint yok muydu hatta? Korint yoktu galiba lan Odise'de. Böyle 3 farklı Yunan küçük şehir devletleri, bunlar yayılmaya çalışıyorlar. Hep buradan ekstra özellik seçiyorum. Bunlar mesela diplomasi ve kültür rezalet. Bunların da ordu güçsüz rezil. Bunların da ticareti ıvırı zıvırı. Ben burada Afsina, ben kültür demokrasi iyidir. Oradan gelişiriz. Mesela bu kültür büyümesi ne? Civilization'daki sosyal gelişim, kültür gibi, hani böyle politika falan seçiyorsun, teknoloji seçiyorsun. Ordu gücü eksi 20 diyor. Ne diyor? Artı ordu, artı %30 ordu gücü diyor. Eksi 10 bilgi kültür büyümesi diyor. Deniz mahsulünü siktir et. Ordu gücünü biraz arttırabiliriz. Ya da vergi kaynaklı gelir, vergi kaynaklı üretim. Bunu arttıralım. Burası totales olsun bu da. Başla dedik. Kısa eğitim bölümünü bu sefer oynamayacağım. Geçen öğrendim az çok. Devam etmek için tıklıyoruz. Oyun tak 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 çok hızlı ilerliyor. Ve bu şekilde. Ikariam gibi. Eski bir oyun olduğu için. Mesela açlık var şu an. Buradan nüfusa arttırmak için yemeğe dayadın herkesi. Hala az da olsa bir insan var. Ama şu an yapacak hiçbir şeyimiz olmadığı için turu geçiyoruz. Geçtik. Şu an hala yapacak bir şey yok. Turu geçtik. Turu geçiyoruz. Devam. Aha, 3 tane araştırma geldi. Buradan ekin üretimi mutlaka yapılması lazım. Yapamıyoruz. Birleşik Yunanistan gerektiriyormuş. O zaman birinci seviye çiftçilikle başlıyoruz. Şuraya gelecek şimdi bina. Gelmedi. Yapmam lazım önce. O da üretim puanı 40 mı? Niye gelmedin lan? Ha dur. Ha oldu oldu. Nüfusu arttırmak için şöyle. Nüfus sınırına ulaştık an itibariyle. Nüfus sınırına ulaştığımız için millet para kazansın diye yemekten şehir merkezine alıyoruz. Para ve üretim yapıyorlar orada. Ve yeni araştırma geldi. Nüfus sınırımızı 10 arttırdık. Artık 22 nüfus sınırı. Bas abi nüfusa. Bas. 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 Bir araştırma geldi. Nedir? Meydandaki işçiler daha verimliler. Şurası. Aynen, nüfus yine tabana ulaştı. Ne oldu? Bina geldi. Birinci seviye mahalle. Yapıştır. Yapıştır. Nüfus iyice arttı. Patlatalım abi nüfusu. Dünya haritası geldi. Orta Yunanistan. Peloponnes. Burayı keşfediyoruz. Burada Sparta'yı bulduk. Onlarla sıkıntı yaşayacağız zaten yakında. Ne oldu? Can sıkıcı olay. 3.78 ilişkilere sahip olduğumuz Sparta şehriyle aramızda can sıkıcı olay yaşandı. Ortaya çıkan sorunu çözmek için yeterli zamana sahibiz. İlişkilerimiz eksi bir azalacak. Sorun çözmek için 10 harcayacağız, 10 altın ve ilişkiler 1 artacak. Tamam, olur. Yeni araştırmalar. Ne diyor? Aydınlanma konumu, verimlilik. Şeyin verimliliği, bilgi, kültür verimliliği, bir ne? Madem bu daha önemli. Bunu yapalım. Şöyle bir şey geldi buraya. Hemen fullüyoruz onu. Bu işte bizim ilerlememizi sağlayan kaynak. Onu sürekli çok kazanmamız lazım. Hep en fazla kazanmamız lazım. Ne oldu? Yanardağ patlaması. Şimdi 10 tur boyunca nüfusumuz %10, %20 artacak. Başka yerden bize göçmen geliyor diye. %30'da kültürümüz azalacak. Ama problem değil. Ne kadar fazla nüfus o kadar çok iş, araştırma. Madenciler de var artık. Bunlar da üretim kasıyorlar. Fulleyelim onları da. Aa, bina. Aha, tamam. Güzel, güzel, çok güzel. Döşe abi. Herkesi yemeğe döşe. Herkes yemekte. Herkes, herkes. Full. Bütün nüfus yemekte. Sonra kültüre gelsinler. Sonra inşaata gelsinler. Ne oldu? Saldırı geliyor. Yabani Dor kavimleri uzaktaki kuzey ülkelerinden güneye iniyorlar. Köle ele geçirmek ve yerleşim yerlerini yıkmak amacıyla yağma düzenliyorlar. Kaybedersek 40 insan ve 100 üretimimiz onların eline geçecekmiş. 10 tur içinde kesin yenileceğiz şu an bir şey yapmazsak. Araştırma ve şey lazım bize şu an. Asker lazım. Diplomasi. Buna bir hediye gönderelim de İlişkimiz iyileşsin. Korint'e hediye gönderemiyorum. Çünkü elçi yok. Şurayı yerleşiyoruz abi. Orta Yunanistan'a yerleşiyoruz. Ticaret mi? Nüfus mu? İş kolonisi üretimi? Ordu kolonisi olsun orası.
Oradan bana asker gelsin. Teselya'yı da keşfediyoruz. Ondan sonra da Epir'i keşfedeceğiz. Bir araştırma daha geldi. Aha, askeri araştırma kısmını tamamladık. Nasıl yapacağım onu? 100 tane bina diyor. Aha. Yaptım onu da. Evet, ordu kurmaya başlayabilirim. Eksi 7 oluyor direkt ama. Öyle bir problem var. Altın bayağı sıkıntı oyunda. Nüfus tavana vurduğuna göre bunları para üretimi yapsın bunlar. Savaş karşıtlığı mı? Niye ya? Halkımız herhangi bir askeri eylemin parçası olmak istemiyor. Oğlum adamlar bize saldıracak. Adamlar bizi yiyecek. Ne demek? Askeri birliğin parçası olmak istemiyor. Hangi hadle? Ne hadle? Biz müptelası mıyız savaşın? Kendimizi savunmamız lazım. Olay başka burada. Bambaşka bir boyut. Aha. Şuradan para kasıyoruz. Buradan da asker basmaya devam. Üretimden kısıp askere verelim. Paradan da biraz daha kısıp yine askere verelim. Kıs kıs kıs. Para bok zaten. Aynen. Buraya ver biraz. Biraz nüfusa ver. Ya da verme. Paraya ver. Buraya ver. Bilgeden de ver lan biraz. Bilgi adamları askere yolluyorum şu an. Hadi abi, bina geldi, ne bu? Vergi tahsildarları. Yap. Burası galiba. Aynen. Üf, çok arttı fiyatı. 29 puanımız var onların. Aa, kazandık ki. Siktik. Tamam, daha buna gerek yok. Çok az nüfusa ver. Buraya ver. Buraya ver. Hepsini de buraya yapıştır, para kasalım. Savaş geldi. Aha. Güzel hazırlandım. Zamanında hazırlandım. Ordu gücü 15 onun. Benim 30. Savunma gücüm %90. Kesin zaferi aldık hocam. Şimdi bu savaşın bize getirisi ne olsun? 20 nüfus mu olsun? Olamaz. Nüfus sınırım yok. Diğer şehirlerle ilişkim iyileşmese de olur. 500 altın mı kazanılsın? Hiç önemli değil. 10 turluğuna bilgi kazanımımız artsın. Ki daha hızlı ilerleyelim. Bu ne? 150 nüfusa ulaşacağım da şu bilgiye ihtiyacım var işte. Çok fazla bilgiye ihtiyacım var. Biraz daha asker basalım biz bu süreçte. Şöyle mesela. Hatta şöyle. Diplomasi. Sparta. Gel abicim. Sana bir sürü hediye gönderiyorum. Canım benim, kardeşim benim. Para bok bizde. Sparta ile iyileştirelim durumumuzu şimdilik. Sonra ileride, çünkü bayağı sıkıntılı başka adamlar da geliyor. Onlar problem oluyor artık. Orta Yunanistan'daki kolonimizi büyüttük. An itibariyle. Teselya'ya koloni kuramıyoruz. Epir'i keşfedelim. 244'te oradan geldi. Araştırmalar. Aha. Nüfus sınırını arttırdım. Güzel. O önemliydi. Bas. Yemek bas. Gıda basın. Besin basın. Kalori alın. 135. 147. Yeni araştırma. Ne geldi? Bilgi kapasitemizi arttırdık. 150 nüfusa ulaştığımız için de oyun bize ödül verdi. Hedef oydu. 3 şehirle ittifak kuracağız. Ödül olarak da bize para verilecek. Tamam. Bina. Ne geldi? Bilgeler %120'ye çıktılar. Çok iyi. Bilgeler 120'ye çıktı. Parayı ve askeri sıfırla. Bas bilgeye. Nüfus zaten bitik. Nüfus ortala, aynen, tamam. Parayı dengele hoca. Aynen, tamam. Yapıştır. Dur, o kadar çok oldu. Aynen. Müthiş bir bilgi akışı var şu an. Nüfus sınırını arttırdım. Önümüzdeki tur bir daha arttırırız büyük ihtimalle. Aynen. Yeni geldi, ne geldi? Vergi tahsilatları. Bir şeyler. Bekle, daha arttırma. Diplomasi. Sparta ile kültür alışverişi. 65 altın veriyoruz. Bir tane elçi gönderiyoruz. 196 kültür alıyoruz Sparta'dan. Yeni araştırma yok. Bir sonraki tur. Aa, nüfus geldi. Nüfus geldi. Nüfus geldi. Güzel geldi nüfus. Bas. Nüfusa bas.
Şimdi buradan nüfusu arttırma olayına devam etmem lazım. Nüfusu nasıl arttırıyorduk? Şununla. 250 bin diyor çüş. O zaman vergi. O zaman ordu gücü. Ondan sonra sur. Tamam. Ne oldu? Persler geliyor. Asiktir. Persler pis geliyorlar. Perslere sağlam hazırlanmak lazım. Ama nüfus az. Bu nüfusla olmaz. Bu nüfusla olmaz. Bina nerede? Sur yapacaktık biz. Ne istiyor? Sur 1000 istiyormuş. Yani nüfus çok az abi. Sparta. İttifak durumunda nasıl yapacağız ittifak? İttifak nasıl yapacağım Sparta ile ben? Kültür alışverişi ittifak kur. Artı 8 istiyormuş. Hediye gönderdim o zaman. 10 oldu. Bu ne? Teselya. Koloni kurabilirmişiz Teselya'ya ama göçmen yok. O zaman Ege Denizi'ni bir keşfedelim. Bilgiyi bırak abi. Bırak bilgiyi askere. Aynen. Full askere, full. Yeni gelen herkes askere gitsin. Ne diyor? Bu ne? Yeni elçinin ortaya çıkma süresini sikeyim. Daya askere abi, full. Ne oldu? Bir kereliğine 2000 araştırma puanı kazandık. Artı 5 kaynak kazanımı oldu o da. O da güzel. Bir de diplomasi. Sparta. İttifak kuramıyorum. Eksi 373 altın maltın bir şey diyor. Hemen kuralım. Sparta ile ittifak. Ne diyor? Eksi 401. Gitgide istediği para artıyor göç çantasının. Sparta ile Aha geçtim geçtim. Kıl payı zafer. O full zafer olacak biraz sonra. Ne oldu lan? Düşünürlerimiz yeni dünya kavramını geliştirmeye çalışırken aşırı çaba harcayınca tamamıyla yanlış bir kavramla karşımıza çıkıp bizi rezil ettiler dünyaya. Şununla biraz hediye yollayalım şunlara. Korint'e hediye yollayamıyorum, elçi yok. Asker abi asker. Abi asker. Abi asker. Abi asker. Kaç olduk? 2100 olduk. Çetin zafer ya. Siktik bitti. Daha gerek yok buna. Ver abi. Herkes başka yerlerde çalışsın. Herkes işine baksın. Gel. Gel hadi gel. Persler geldi. Aynen. Kaybetme şansım sıfır bunlara karşı. Orduları engelleyebiliriz. Komşularla ilişkiler kötüleşmez. Orduları engelle dedim. Çetin zafer aldım. Ve karşılığında bir seçenek gelmedi mi bana? Sadece onlar mı? İyi. Öyle de olur. Hocam şu para biraz fazla. Parayı kısıp aynen bina yapımına. Nüfus sınırına ulaştığımızın farkındayız. Evet. Nüfusu toparla. Düzelt. Full. Bina. Ne oldu? 122 nüfus geldi de. Ha sınırı açıldı. Güzel. Nüfus sınırımız açıldı. Kıs binadan ver yemeğe. Ne oldu? Büyük İskender geliyor. Bunu gönderemiyorum. O kadar asker şeyim olmadığı için. 10 tura saldıracakmış. Altın gönderiyorum savaşa. Para bok bizde. Araştırma gelmiş. Bu ne? Vergi tahsilatı. Bu ne? Bunu yaptım. Binalara da aha sur geldi. Güzel. Başka? Çiftçiler artı 500. Aha bu. Sonra da o. O çok önemli. Çiftçiler artı 500 ile o çok önemli. Acil bunu kıs. Hepsini kıs. Onu kısma. O çok fenaymış. O ne kadar fenaymış lan. Nüfus. Full nüfus arttırma. Ne diyor? 135 nüfus kazandık. Çok iyi. Artı 47 şu an nüfus artışımız. De Büyük İskender geliyor. Lan nüfus sınırına ulaştık. Ananı sikeyim. Nüfus sınırını bir aşamadım tam olarak ya. O dert oldu başıma. Asker abi full. Acil ölümüne asker lazım.
O değil. Bir dakika, kafam karışıyor. Şu orada kalsın aynen. Sınır arttı. Asker insan alma sınırı arttı. Büyük İskender ne zaman geliyor? Yabancı halkların asimilasyonu 6 tur. Savaş. Büyük İskender geliyor. Vallahi geliyor. Sıkıntı verecek. 3 tur. Daya buraya. Daya. Lan niye ben gıdadan aldım? Ben de panik oluyorum bir yandan. Kafam karışıyor. Hadi abi. Nüfus geldi hayvan gibi. Daya. Daya daya daya. Bina geldi. Ne binası bu? Bu ne? Sınır arttırdık. Güzel. Şu savaşı atlatırsam çok iyi olacak. Asker gönder diyor. 50 diyor. Kaybedilir diyor. Altın göndererek savaşa katkıda bulunuyorum. Ne oldu? Makedonlar yenildi. Allah kahretsin. En az 30 bin altın elde etmem gerekiyor kaybettikleri için. Diplomasi çağı görevini tamamlamamız lazımmış. Nüfus sınırına ulaşırsak köle göndermeliymişiz. Başarı olasılığımızı %100'e çıkarmalıymışız. Kötü oldu ya. Askeri sıfırla nüfusa bas. Bütün orduyu nüfusa bas. Buraya da ver. Nüfus lazım acil. Aynen. Aynen. Evet. Evet. Zaten eşek gibi şu an şeyimiz var. Nüfus fazlalığımız var. Daha o artacak da o. Ha, çiftçi sayısını arttırdım. Binaya gel. Aha, nüfus 7500 artıyor nüfus sınırı. Müthiş. Müthiş yine müthiş. Koca bir devlet olacağız. Ramak kaldı. Devasa olmamıza. Ordu da devamlı büyüsün. Ünye Fatsa arası denizci de koydum. Neye yarıyor bilmiyorum. Ama koydum. Bunu da koydum. Her şeyimiz full. İnanılmaz bir devlet olma yolunda ilerliyoruz. Diplomasi de 10. Yani ne oluyor diplomasi de? Al, hediye gönderdim ona. Buna da hediye gönderdim. Buna da hediye gönderdim. Para bok değil mi? Gönderelim. Haritada ne olmuş? Orta Yunanistan'ı büyüttük. Büyüttük. Bir daha büyüttük. Orta Yunanistan'ı çok büyüttük. Keşfet orayı. Burayı da keşfet. Girit'i de keşfet. Her yerde elimiz kolumuz var. Buradan bana şimdi katkı ne oluyor? Orta Yunanistan'daki tebaamızdan 1.6 asker mi geliyor? Anlamadım tam. Çok bir şey yaramıyor herhalde. Bu iyi. Teknoloji açma maliyeti azalsın. Sar abi turu. Bina, yeni bina. Vergi tahsildarları. Tüm konumlardaki işçilerin sayısını arttırıyoruz. Yani şöyle, yani böyle. Ne oldu? Roma geliyor. Asiktir. 16 bin askeri kuvveti var adamın. Bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz. Öyle dalamayız Roma'ya. Sikimizin, taşağımızın keyfine göre. Asker arttırmaya çalışacağım. Başka seçeneğim yok. Bu ne? Denizci. Bu ne? Vergi. Olur. 2900 tane vergi tahsildarı yapabilirmişim de. Nüfus sınırı da 11.000. Ya Sparta. Yardım isteyemiyor muyum Sparta'dan ya? Kimseden yardım isteyemiyor muyum? Lan Allah hepinizin belasını versin lan. İşe yaramaz herifler. İlyria'yı niye keşfedemiyorum? İonya'yı keşfet o zaman. Kaç askerim var? Savunma gücüm 590, adam 18.000. Adam 18.000. Bu şekilde olmaz. Kaybederiz. Pis kaybederiz. Çok pis. Ne oldu? Şehrimize uzun süredir saldırı düzenlenmedi. 5 tur sonra saldırı geliyor. Nüfus kazanımı %30 artsın abi. Nüfus kazanımı lazım bana şu an. İnsan lazım. Manpower lazım. 4 tur. Geliyor. Geliyor. Ordu sınırına ulaşmışım ben bir kere. Böyle bir şey olamaz. Ordu sınırına ulaşmamalıyım. Kaybettik. Biz bu savaşı kaybettik. Orada kurum.
Şuna para yollasam ne olur? Saldırı 5 tur ertelendi. Güzel. Para kazanımını düşür. Çünkü bir anlamı yok. Full yemek üretimi. Full. Zaten ordu sınırına ulaştığımız için bu da anlamsız. Güçsüz abi bizim askerler zaten. Sayı olarak eşit olmam... Eşit sayı olarak onlardan fazla olmam gerekirken o da olmadığı için her türlü problem. Kaybettim ya, imkansız. Roma'ya karşı gelemem yani. Roma'yı yenemeyeceğiz. Bu denizcilerin mevzusu ne? Siktir et, ver nüfusa. Ne diyor? İflas mı? Bas abi nüfusu. Bas. 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 Komşuların etkisi. Bir nüfus patlaması daha yaşadık. Bas. Uf. Uf. Üf. Üf. 29 bin kişi. 31 bin kişi. 33 bin kişi. 34 bin kişi. 35 bin kişi. 36 bin 400. Ver lan herkesi. Ver lan gözlükleri. Ver daya herkesi buraya. Herkes her şeyi yapsın. Artı 1300 hala. Nüfus sınırını da arttırdım. Bu ne? Denizciler gerek yok. Daha da benim karşımda kimse duramaz lan. Kim geliyorsa gelsin. Bunlar da arttı. Ordu gücü mü yoksa eksi 10 ölüm oranı? Denizciler, bilgeler artsın abi. Bilgeler artsın, ölüm oranı düşsün. Hisar savunmamız artsın. Her şey yani. İyi olan her şey. Ne bu? Hisar savunması değil mi? Bas. Dehşet durumdayım şu an. Orta Yunanistan kolonimizi de şöyle iyice büyüttük. Oradan da asker geliyor. Başka Trakya'ya doğru gidelim. İstanbul, Edirne. İyon denizine gittik. 600 bin oradan geldi. Karya'ya gittik. Antalya işte. Fethiye, şu uç, Kaş. Ölüdeniz. Araştır hocam. Diplomasi sikimde değil. Sparta kayıtsızmış. Öldüreceğim onu. Hepsini öldüreceğim bunların. Denizcilere de bas biraz. Ne oldu? İskit yayılımı. Kuzeydeki 3 kavim topraklarımıza egemen olmak için kendi aralarında savaşıyor. Kazanan kavim bize saldıracak. Onlar kendi aralarında kapışırken bu durumu diplomasi becerilerimizi kullanarak lehimize çevirebiliriz. Ostrogotların 4.3 milyon, Sarmatların 3.9 milyon, Daçların 4.1 milyon, bizim savunma gücümüz 7.1. Evet. Barbarlara saldırıp atımızı tarihe geçirebilirmişiz. Onların da gücü 12.3 milyon. Ben hiçbir şey yapmıyorum hocam. 20 turu varmış zaten daha. Borcumuzu ödedik. Roma'nın Ahaya vilayetine bağlı olduğumuzdan bağımsızlığını kazanana dek bunu ödememiz gerekiyormuş. Bizim gücümüz neydi? 7.1 bin. Bunların 25 bin. Kovamam Romalıları. Hanedan evliliği. Knossos, Troya. Savaş bu. Pella. Bunu yaptık. Bu ne? Oo, zaten o. Bu. Tamam. Bu ne? Lejyon talebi. 10 turlanan Roma'dan lejyon talebinde bulunabiliyormuşuz. Roma'dan aracı olmasını isteyebiliyormuşuz. Lejyon talep ettim niyeyse. Bunlarda da artık bir şey yok herhalde. Tamam. Bina. Donanma sınırı. Toplam denizciler. Bana bunlar lazım. 1.2 milyon falan deniliyor bak. Ordu da kurulma. Hekim oğlu dedin halinin oda. Toplam çiftçiler. Aynen. İşte bu. Mevzu bu. Aynen. Ne oldu? Kıtlık ve açlık mı? Vay ananı sikeyim. Niye öyle oldu ya? Aa çok kötü oldu. Nüfus kazanımı artsın. Artsın nüfus kazanımı. Herkese hemen doldur. Eksiklikleri doldur. Öldü millet.
Yani halbuki 37.200 çiftçi varken nasıl öldüler onu da anlamadım ama öldüler. Simyacılıktan 50 bin kazanılır. Gereksinim 1.2 milyon. Oha ne kadar çok şeyimiz var. Nüfus artsın abi. Askere de ver hemen. Her şey full de değil mi? Tamam bina. Bina hala yapılıyor. Orta Yunanistan'ı büyüt. Başka nereye gidebilirim? İlyria. Orayı da keşfettik mi? Tamam. Kültürümüz de arttı her yeri keşfedince. Hemen yeni araştırma. Ordu gücü olabilir. Bu ne? Ordu gücü. Ordumuzun gücü artsın. Bina ne var? Abi onlar değil. Bana bina lazım. Acil askeri büyütmem lazım benim. Kız. Gelişmiş İkariye. Ne geldi? Bilgeleri arttırıyor. Vergi tahsildarlarını arttırıyor. Bunları ben şu an oyalayabiliyor muyum? 31 bin. 860 bin altın lazımmış. O zaman vergi tahsildarlarını arttıran lazım şu an aynen. Ver. Aman ne para. Aman ne para. Hristiyanlık. Yeni bir din çıkmış ortaya. Halkımız bu dine düşük derecede ilgi gösteriyor. Bu ilgi zamanla artacak. Halkımızın %9.99 kadarı çoktan yeni dine geçti. Çatışma yüzünden dinler arası nüfus ve bilgi artışı azaldı. Yasaklayalım mı? Yayılma hızı. Yani bir şekilde zaten şey olacak bu. Hristiyanlık geçecek başa. O yüzden ilgi göster dedik. Zengin maden yatakları bulunmuş. Araştırma ne? Heykeltıraş. Bas. Orada da kuruldu. Bilgeleri de arttırdım amına koyayım. Bas bilgeye. Yok bilgeye basma dur. Bilgeye basma. Nüfusa bas aynen. 37.200. Ordu sınırına ulaşılmış ayrıca. Bu saatten sonra yapabileceğim tek şey adamlara rüşvet vere vere olayı ertelemek olur. Biraz sonra deneyeceğim. Bu ne 17? Yeni bir bina daha geldi. Dağdaki işçiler. Aha. Ver abi işçiye ver full. Bir kere önüne 1 milyon altın kazandık. Asiktir. Güzel. Şimdi ödeme yaptım. Ostrogotlara yaptım niyeyse ödemeyi. Sarmatlara yapmam lazımdı ya. Vay ben beynimi sikiyim. Paraya gittim neye verdim ya. Bu ne? Teknoloji açma maliyetimiz azaldı. 1 milyon üretim kazandık. Uf. Aha. Bu lazım bana evet. Bu ne? Siktir o dağıymış ya. Ben bir geri zekalıyım. Sur yaptık ama neyse surumuz var artık. İçinde dans ederiz artık surun ölmeden önce. Aha geldi savaş. Ne oluyor? Kesin yenilgi. Sarmatlar 4.1 milyon ordu. Benim 34 bin. Oğlum ben nasıl karşı koyabilirim ki? Savaştım ama kaybettik yani. Felsefe taşı teknolojisini açtım. Cephanelik inşa etmeli. Fazla kaynak satmalı. Toplam nüfus %10 azaldı. Kazanım %10 azaldı. Barbarların gücü 5.2 milyon. Hani Roma'nın boyunduruğu altındaydık biz. Hani Roma'nın koruması altındaydık. Bu ne şimdi? Sikti adamlar bizi. Bilgelerimizi öldürdüler. Bilgelerden aldım vallahi, full şeye verdim artık. Bunlar ne? Donanma sınırı, denizciler. Ya yap şunları da bari zaten 3 kuruşluk binalarmış. Eksik olsun donanması. Binlerce adamdan bahsediyoruz burada. Ölümüne asker basıyorum. Ölümüne. Felaket basıyorum askeri. Hala donanma diyor. Hala denizci diyor bu ya. Kaç bin askerim var şu an benim? Hunlulara 3 milyon ödeme yapalım mı? Yaptık. Bir bina daha geldi. Yap abi onu da. İş başına düşen neydi lan o?
Aa, bir şey oldu. Daha fazla adam kullanabiliyorum artık. Güzel. Doldur. Doldur, doldur, doldur. Herkesi doldur. Altını da doldur. Roma İmparatorluğundan birisi artık Roma'nın dünyanın merkezi olmaya uygun olmadığına karar verdi. Bölgemizde yeni başkentini kurdu. Roma İmparatorluğu ikiye bölünmüş. Yunanistan'ı birleştirmek. Evet. Sonunda. Birleştirdik Yunanistan'ı. Doğu Roma İmparatorluğu mu oldum ben? Yassın İmparatorumuz. Ülkede önemli değişiklikler meydana geldi. Birleşmeyi sağlamak için bir miktar kaynak kullanılmış. İş başına düşen insan sınırı %40 arttı. Of, müthiş. Hemen nüfusa patlat. Nüfusu patlat hemen. Hunlara da para ödeyelim biraz da. Aynen, ordusu küçülsün de küçülsün. Aa, siktim ki Hunları. Hunları siktim. Bitti, Hunlar bitti. 1,8 milyon. Bizim kaç milyon? Bilmiyorum. Bizim çok milyon ama. Aha. Güzel. Çiftçiler artık daha çok üretiyor. Çiftçilik seviyesini arttırdık. %20 nüfus sınırı dedik. Çılgın. İşçiler de daha çok iş yapıyor artık. Amına koyduk arkadaşlar ortalığı. Daha da benim önümde kimse duramaz bu saatten sonra. 19 bin nüfus artışı anlık. Milyon da oradan geldi. Nüfus sınırını daha da arttırdım. Of. Gelsin Hunlar, gelsin gelsin. Hunlar gelsin gelsin. Lütfen Hunlar gelsin. Nüfus artışına bak. Nüfus artmıyor, nüfus yağıyor. Hunlar nerede? Hunlara yine ödeme yapalım ya. Ya. Yine bir yiyelim Hunları. Sınırı yine arttırdık. 100 bin arttırdık sınırı. Hey maşallah ya. Rakamlar çok hızlı yükseliyor oyunda. Ne oluyor? Çiftçi sayımızı da arttı. Oha! 100 bin artıyor çiftçi sayısı. Ne oldu? Nüfus kazanımı artsın abi. İyice artsın nüfus kazanımı. Hunlar! Bir posta daha verdim sana para. Dua da ediyorum bak. Dua da ediyorum. Ne yapayım ben şimdi? Ne basayım buradan? Bilge basıyorum. Bunu basıyorum. 72.000'de boşta adam varmış. Onu da buna bastım. Yo, nüfusa bas. Nüfus. Sonra geri kalanı buraya. Aynen. Uf. Nüfus sınırına ulaşmışız. Nüfus sınırını geçelim ama aşalım lütfen. Nüfus sınırına ulaşmayalım hemen ya. Daha milyon, milyara çıkalım ya. Hunlar geliyor. Çok az kaldı. Bir dua daha ettim. Kaybedeceğim ama galiba. Galiba kaybedeceğiz arkadaşlar. Bu kadar güçlü olmaya rağmen galiba kaybedeceğiz. Ha, onların şeyi 1 milyon. Bizim 768 bin. Ordumuz 140 bin. Ordu gücü %244. Savunma gücüm %384 aslında. Yok, kaybettim. Siktiler. Uf, onlar geldi sikti. Halbuki çok da uğraşmıştım ya. İnsan kalmadı. Öldü oğlum herkes. Herkes öldü. Soğukta savaştı. Oo. Oo. Korkunç. Korkunç bir durumla baş başayız şu an devlet olarak. Çok zor zaman geçiriyoruz. Açlığa isyan. 110 bin insan kaybı, 1,7 milyon altın olamaz. Bu olur. İnsan sınırımızı arttırdık. Daha kaç gün sürecek bu salgın ya? Kapıları kapat. Aha, kapattım. Yapıları kapat. Bitmedi mi daha? Borç al. Of. Acilen 7,8 milyon. Nüfus kazanımı azalabilir biraz ya. Salgın bitti mi abi? Oh. Şükürler olsun. Şükürler olsun salgın bitti.
Tamam, nüfus artış politikamıza devam edelim şimdi biz. Arap fetihleri. Ha, bir onlar eksikti. Allah'ım, bir onlar eksikti. Şimdi bütün nüfusu bas abi sağa sola. Orduya bas. Buna bas. Bilgelere bas. Ne geldi? Bu ne? Çiftçi. Aa, sınır arttı. İnsan sınırımız arttı. Ne oluyor? Arap baskını. Ne zaman geldi lan? Ne zaman geldi lan Araplar? Bu kadar hızlı mıydı? Çok güçlüler. Allah'ım, bunu da kaybettik. Gerçek bir Yunan tarihiyiz şu an. Sürekli başarısızlık. Adamlar daha da güçleniyor. Gitgide güçleniyor. Aha, geldi. Of. Öncü birlik bir de bu. Baskına bak. Mahvetti. Baskın bizi bitirdi yine. İnanamıyorum. Bu ne ya? Eksi 1,5 milyon para ne oğlum? Hangi yapının bakımına gidiyor bu para ya? Sakinleştir. Halkı sakinleştir. Barbarları kov. Lan barbarları bile sarmatlı... Kovamıyorum. Kaybettim sarmatlara karşı. Ya bizi sikiyorlar ya. Biz şu an sikiliyoruz yani. Olan olay bu. Savaş. Allah belanızı versin be. Mahvettiler. Uygarlık bitti abi. Milattan sonra 785'te. Öyle dayanamadım çok. Doğu Roma İmparatorluğu kadar dayanamadım. Dor istilasını geçtim. Pers'i geçtim. Büyük İskender'i geçemedim. Roma'nın yükselişini hiç geçemedim. İskit'i hiç geçemedim. Ne o Hristiyanlığı geçmişiz. Hun akınlarında mahvolduk. Justinian salgınında bittik. Ondan sonra da Arap işgalinde zaten yalan olduk komple. Ödül diyor. Hiçbir ödüle layık olamadık diyor. Küçümsenmeyi hak ediyoruz diyor. Rezalet. Kabus korkunç. Bu bölümün burada sonuna geldim. Bir daha da çekmek istemiyorum. Hadi gittim ben.